Herkese merhaba dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Metin 2 TR Bagjanum serisinin 20. bölümüyle, tam 20 bölümdür buradayız. 20. bölümüyle karşınızdayım. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Gördüğünüz gibi charm'a giriş yaptım. Oyuna başlıyorum. Biz dün akşam canlı yayındaydık. Twitch'te canlı yayındaydık. Twitch'teki canlı yayınlarımızda başladı kıymetli dostlarım. Onun da bilgisini, duyurusunu buradan yapmış olayım. Gördüğünüz gibi dün biraz güneş özütü ve efsun indirdik. Yani bosslardan dün öyle bir etkinlik vardı. Akşam etkinliğe de katıldık. Charm'ımız da buradaymış. Hemen giriş yapmışken buradaki metni ve şeyi keselim. Şurada bir tane boss var. O boss'u da keselim. Deniz kızı sandığı düştü. Bu deniz kızı sandığı da iyi para ediyor kıymetli arkadaşlarım. Cesaret pelerinimi alıyorum. Ruh taşı plus var. Bunu almaya gerek yok. Yani bu çok para eden bir şey değil. Unutkanlığı alalım. Taşımızı da aldık. Neymiş? Saldırı. Bunu atıyorum. Bildiğiniz üzere artık gereksiz beceri kitaplarının üzerinde tutmuyorum. Hemen şu boss'u da çekelim kenarıya. Bunu da kesmeye başlayalım. Bunu keserken hemen pazarındaki satıştan size bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 144 hemlik bir satış var. Burada gördüğünüz app kuponları, bunlar nereden geldi diyeceksiniz. Dün bir kayıt aldım. Bunu da birazdan izlersiniz. Dün akşam canlı yayında bir arkadaşımız sağ olsun bize hediye etmek istedi. Biraz da efsun denedi. Hemen bu parayı da üzerime alayım ben, 144 hemi. Gördüğünüz gibi zaten burada paramız eksiliyor, çoğalıyor. Nereye gittiğini anlatacağım size. Nerede o? Hemen burada bir tane ateş ayakkabımız var. Buna biz biraz 10-12 tane efsun denedik. Daha sonra yayında bir arkadaşımız biraz efsun denedi. Ama maalesef bir güzel işe yarar efsun yakalayamadık. Bunu aradığımız ekseri efsun 10 kritik değerli arkadaşlarım. Yarım yarım 5 kritik 10 oklar, ok savuşturması, hifi falan geldi ama ben durmak istemedim. Olmuşken tam olsun diye. Ne yapacağız? Bunu efsun deneyeceğiz daha. Dün daha fazla üzerine gitmedim. Ama bu böyle kalmayacak tabii ki. Şunu da keselim hemen. Bu arada 30 won para verdik. Buna 30 won'u aldık. Bilginiz olsun. Artı 9'ları 80-90 won'dan başlıyordu. Artı 8 de gayet işimizi görür. Yani buradan sadece bir canavar farkı oluyor artı 9 ile 8 arasında. Dediğim gibi artı 8 de gayet işimizi görür. Evet, boss'umuzu da temizledik. Zaten pelerinimiz yine bir 200'lü daha olmuş. Şunu da şu arkaya atalım. Kurt nefesi unutkanlığı, bunu atmak istiyorum yere. Ben envanterlerimi burada farm yaparak doldurayım. Biraz yıldırım dağları, biraz nefrit olmak kaydıyla. Daha sonra farklı bir yere farma gideceğiz, onu da göstereceğim. Kıymetli dostlarım, bu görmüş olduğunuz silah fişimizin, yani 20 şeytanlı bir silah fişimiz vardı. Bunun 48 dakikası kalmış ama önemli değil, bu kaybola da bilir. Yani bunun yine nesneden yenisini alacağız 15 günlük. 20 şeytan getirmek çok zor değil. 20 şeytanı kendimiz elimizle, üzerimizde var mıydı? Depoda galiba. Kendi üzerimizde bulunan, üzerimizde yoksa da satıcıdan alıp bunun efsununu yine kendimiz getireceğiz. Buna 20 şeytan getireceğiz. Başka bir efsun aramıyoruz. Ha, 10 kritik de olur. 20 şeytan 10 kritik. Belki pazarlara bakarız. 20 şeytan 10 kritik varsa uygun fiyata onu alır, onu yansıtırız. Ama şu an bunun kaybolmasında bir mahsur yok. Ben yine o taşaktan yürüyemeyen abimizin yanına geldim. Kral Voba'nın. Hemen Kral Voba'yı da burada temizlemek istiyorum. Marka basacağım. Buz balığına gerek yok. Kritik delici basabilirim. Onun dışında iksirlerimi de başlatayım. Karanlığın sandığı ilerliyor. Bunlar 200'lü yapmak istiyorum. Şu anda 38 tane. 200'lü yapıp satabiliriz, açabiliriz. Açarsak içinden zümrüt küpe kıymetli. Bayağı kıymetli. Allah Allah. Biz buna daha önce hiç böyle olmamıştı. Niye böyle bizi tekledi ki bu? Şimdi demiştim kıymetli dostlarım. Bayağı bir bu abimiz taşaklı bir abi. Ama şaşırdım yani, ilginç. Bak sen paşama ya. Hemen yine atalım kendimizi şu köşeye. Gelsin bakalım. Dünyamız da açık. Kılıcımızı yenileyelim. Ben bu arada yaşamı da koydum ama bu yaşam %50'ye mi koymalıydım acaba? Evet. Şimdi bundan bu silahları toplamak istiyorum. Bu silahları pete yedireceğiz. Bayağı bir şey attı gördüğünüz gibi. Kitap sandığı, güçlendirme. Ne çıkacak acaba? Cennet Dünya Çağı, Ejderha Bıçağı, Muharebe Kalıcı, bilmem ne pala. Kutsama kağıdı gördüm. Bundan karanlığın sandığı aldık mı? Mutlaka almışızdır ama nerede? Şurada onu da gördüm. Bir de sanki güneş özütü gördüm gibi oldu yanlış görmediysem. Cesaret pelerinimiz var. Güneş özütü. Yine bir pot aldık. Bunlardan pot atmaya başladı 2 gündür. Yani böyle bir etkinlik mi var, neden atıyor, herhangi bir bilgim yok. Açıkçası gayet de güzel oluyor. Pot ihtiyacımızı buradan gideriyoruz. Umarım bu potlar depoya konuyordur. Efsun konmuyor ama. Böyle bunları da hemen hızlıca petimize yedirelim. Gördüğünüz gibi. Kitap sandığı güçlendirme. Ruh vuruşu güçlendirmesi. Gayet güzel. Bu da iyi paralar edebiliyor kıymetli arkadaşlarım. Hemen bunu da petime yedireyim. Devam edelim. Ben diğer channel'daki kral babaları da keseyim. Arkadaşlar açıkçası ben başka bir yere, başka bir haritaya, başka bir farm yapmaya gidecektim ama burada yani bu kral babayı, bu haritayı böyle bomboş görünce kimsenin olmadığını biraz daha burada farmlamak istedim huzurlarınızda. Burada farmlayalım. Burası dolduğunda, bu bossların tamamını bitirdiğimizde yine gitmek istediğimiz yere gideriz. Yapılacak birkaç işimiz var. Onları da hallederiz. Bu turdan maalesef cesaretin pelerini ya da pot alamadık ama sorun değil. Ben devam edeyim. Oyunda bir sıkıntı var. Gidiyorum böyle başa alıyor, gidiyorum başa alıyor. Neden yapıyor bilmiyorum. Metin 2 ama şaşırmıyoruz yani, Metin 2'ye artık alıştık. Ben devam edeyim. Hemen buradaki boss'umun yanına geldim. Onu da şöyle köşeye gelirse burada hemen hallederim diye umuyorum.
Bir kutsama kağıdı aldım şu anda. Karanlığın sandığını nasıl alacağız buradan? İşte ben de bunu diyorum. Böyle çarı sıkıştırması iyi, tamam, hoş da maalesef alamıyoruz şu anda. Ya yerdeki tüm itemleri toplayarak alabilirim ama envanterim çorba olur. Onunla da uğraşamam bir tane karanlığın sandığı için. O da sadakamız olsun. Büyülü keskinlik, unutkanlığı bu da yarayabilir. Yani emin değilim, büyülü keskinlik, unutkanlığı yarar mı? Niye emin değilim? Çünkü büyülü keskinliği herkes ilk skill olarak açıyor. Yaşlı kadın da sıfırlayabiliyor ama yine de para edebilir. Belki ikinciye bırakmıştır. Kutsama kağıdını aldım. Beceri kitabını aldım. Unutkanlık kitabı, Saray Ejderha Yay. Dediğim gibi bu silahları tamamen petimin level'ını atlatmak için kullanıyorum. Artı 7 de olsa sadece artı 7 muho ve artı 7 siyah çelikleri değerlendiriyorum. Hemen channel değiştirelim. Dün akşam bu boss'u yayındayken bayağı aradık, bulamadık. Zorlandık bulmakta. Ama şimdi maşallah boşken bunu değerlendirmek istiyorum. Zehir lok beceri kitabı atıyorum. Ölüm dalgası unutkanlığını da atıyorum. Hemen bunları da petime vereyim. Gördüğünüz gibi petimin nesne XP kısmı doldu. Şimdi tecrübesine doldurunca 71 seviye olacak. Zaten şu anda 80'e kadar böyle kasıp 80'de de görmüş olduğunuz gibi buraya ben bütün ekipmanlarını aldım. Bu ekipmanlarla birlikte petimizi cesur pet yapıp kitaplarını okutacağız. Yani petimiz artık bize canavar ve berserker vermeye başlayacak. Derken boss'umuzun da son canlarına geldik. Gayet güzel. Ben hemen burayı da toparlayayım. Bu arada petimiz level atladığı için artık silahları almıyorum. Tecrübe kısmında dolunca, yani XP kısmında dolunca level atladıktan sonra alıyorum. Zaten çok çok fazla düştüğü için bosslardan ve metinlerden bu silahlar. Acele etmiyorum yani, envanterimi çorba yapmayı sevmiyorum. Ben hemen diğer channel'a geçeyim. Hemen bunu da kesiyorum. Bu arada alttan yazı geçti. Pazarınızdaki parayı alın diye 2M'lik bir şey satmışız. Tamam, hemen bu parayı da üzerimize alalım. Ev kuponlarını 73.5'a koydum. Satılmadı. Muhtemelen bunlardan herhalde bizim altımıza koydular. Kase yedik. Sorun yok, bakarız bir piyasasına. Biz de bir yank altına koyarız. Önce en altta bizimkiler görünür. En altta bizimkiler görününce ilk bizimkiler satılır. Ben onu çarşıya gidince pazar haritalarına düzenlerim. Cesaret pelerinimi alıyorum. Unutkanlık kitabımı aldım. Karanlığın sandığını henüz görmüş değilim derken gördüm. Karanlığın sandığını aldım. Başka da bir şey galiba yok. Tam channel değiştiriyordum. Burada bir tane metin gördüm. Hemen onu da keselim. Güçlü beden unutkanlığı, güçlü beden unutkanlığı. Hadi dursun güçlü beden. Çünkü insanlar yani 120'den sonra bedensellerini iptal edip güçlü bedene geçiyorlar. Şey için, Yohara için. O yüzden belki satabiliriz. Cesaret pelerini, Lycanlara karşı taş. Onun dışında beceri kitabımı göremiyorum. Unutkanlık kitabım var. Beceri kitabımda olması lazım. Evet, şurada gördüm. Beceri kitabımı da aldım. Tamam, bakalım ne beceri kitabı gelmiş. Kırmızı kurt ruhu. Yani çok fazla kurt oynayan yok ama yine de deneyelim. Karanlık taş, unutkanlığı at geçsin. Lycanlara karşı taş. Ben diğer channel'a bakayım hemen. Gayet güzel, bu CH'yi de kesmemişler. Hemen ben bunu üzerime alıp şu köşede kesmek istiyorum. İksirlerimi başlatayım. Karanlığın sandığı 42 oldu. 200'e doğru gidiyoruz. İnşallah en yakın zamanda 200 olur. Bir karanlığın sandığı açımı yaparız. Ben loot'u aldım da loot'u aldığımı göstermedim. İşte karanlığın sandığını falan aldım. Zaten bir de unutkanlık aldım. Bıçak çevirme unutkanlığı da satılır. Yani para etmez. 500k 1M de olsa satılır. O yüzden üzerim alacağım. Hemen metni de şurada. Metnini de keselim bu CH'nin. Sonra diğer CH'ye geçelim. Eğer daha çıkmadıysa, yani bu ilk başta CH1'de geldik. 2, 3, 4, 5, 6'yı kestik. 1'i de kestik. 1'deki yeniden çıkmadıysa biraz beklerim ben 5-10 dakika. Boss'un yeniden gelmesini. Geldiğinde tekrar size gösteririm. Burada biraz farm yapalım. En azından bu envanteri doldurana kadar devam etmek istiyorum ben. Yani unutkanlıktı, BK'ydı, özellikle taştı. Burayı dolduralım. Cesaret pelerini. Cesaret pelerini çıkınca ya seviniyorum ya. Kutsama kağıdı var bir tane. Unutkanlık kitabı var. Başka da bir şey göremedim. Şiddetli vuruş. Şiddetli vuruş satılır aslında, şiddetli vuruş. Dursun. Şimşek çağırma unutkanlığı, bu da satılır. Bunu da koyalım. Ben bakayım diğer CH'ye şimdi. Bu arada kusuruma bakmayın, ben kendimizi az önce CH2'de zannediyordum. Şu an CH2'yi kesiyoruz. CH1'i kesmiştik oyuna girdiğimizde. Ben hemen bunu da keseyim. Gördüğünüz gibi boss'umuzun sonuna geldik. Bize bir tane ruh taşı verdi. Teşekkürler. Başka ne var? Karanlığın sandığını gördüm. Aldım. Karanlığın sandığını da aldıktan sonra bir kutsama kağıdı ve cesaret pelerini arıyor gözlerim. Umarım vardır. Böyle yaklaştırmak gerekirse. Bakıyorum ama maalesef ben göremedim. Devam edelim bakalım. Burada metin var mı bakalım? Bu CH'nin metnini kesmişler mi? Veya burada metin duruyor mu? Zaten olursa şu çevre doluyor. Bu çevre doluyor kıymetli dostlar. Bakıyorum yok. Ben son CH1'e geçeyim. Orada da duruyorsa boss'umuz devam edelim. Durmuyorsa ben 5-10 dakika ara verir devam edelim. Siz de 1 saniyede gelirsiniz. Boss var mı? Boss henüz çıkmamış galiba. Ama buradaki metni de kesmiştik. Metin kendini tekrarlamış. Boss da 1-2 dakikaya gelir. Ben hemen metinle başlayayım. Bu arada petimiz de kaç HP veriyor derseniz 16,2 HP veriyor şu anda. Tip 5 bir pet olduğu için bu düzensiz artıyor ama gayet yeterli bizim için.
Nerede bu arada zaten 231 gün bekletilmiş bir pet. Gayet iyi yani. Kitaplarını da okutunca bayağı bir işimize yarayacak. Öldürücü darbeyi aldım. Beceri kitabımı aldım. Cesaret pelerini aldım. Süpersin. Cesaret pelerini de aldım. Daha sonra yaklaştırıyorum. Kutsama kağıdı. Unutkanlık kitabı. Güzel loot aldık. Artı 7 çelik veya artı 7 muho göremiyorum. Tamamdır. Neymiş? BK kamuflaj. Atacağım kamuflajı. Tekrarlanan atış unutkanlığını atacağım. Taşımızı da şöyle koyalım. Devam edelim. Ben birkaç dakika sonra geleyim. Buradaki boss'umuz çıkmış olur zaten. Ben bir tane 95'lik Paskalya metni gördüm. Hemen bunu kesmek istiyorum. Yani bundan geçen gün şey aldık. Efsun aldık. Bayağı bir pot aldık. Güneş özütlerini falan aldık. Büyülü yumurta da alırız umarım. Hatta canlı yayında farmlarken 1, 2, 3, 4 tane büyülü yumurta aldık. Ben 1-2 tane açtım ama bunları birlikte açarız diye buraya sakladım. Umarım buradan bir tane de alırız. 5 tane büyülü yumurtamız olur. 5'ini de açarız. Çarımız sersem yiyor. Auramızda sersem var ama yine de yiyor, ben anlamadım. Büyülü yumurtayı aldık. Gayet güzel. Şöyle buradan biraz uzaklaşayım. Neredesin? Buradasın. Hemen seni şuraya alıyorum. Başlayalım açmaya. 20 kaldık. Yine şaşırttık mı? Hayır. Kutsama küresi. Yani kutsama küresi de çok kolay elde edildiği için ona da sevinemiyorum maalesef. Açalım bakalım, diğerinden devam edelim. 30k çok güzel. Bir daha açıyorum. Münzevi tavsiyesi. Heh, bak bu iyidir. Münzevi tavsiyesi iyidir. Devam edelim. 50k da bundan aldık. Bu ikisini zaten son açımlarıymış. Bir yarım saat sonra devam ederiz kıymetli dostlarım bunları açmaya. Derken bir Paskalya metni daha. Geliyor musun? Bir Münzevi tavsiyesi daha. Hadi bakalım. Bu Paskalya metninden çıkan yabani köpek ne alaka? İnanın hiç bilmiyorum kıymetli dostlarım. Böyle dönüşüm kitabı var. Alalım, hemen okuyalım bunu. Başarısız olsun, sorun yok. Bu arada ben bundan iki önceki videoda size sormuştum. Petimizin ismini değiştirelim. Petimizin ismi Çırak diye. Ona çok güzel öneriler gelmiş. Çok güzel isim önerileri gelmiş. Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ederim. İçlerinden yapılan önerilerin bir tanesi benim bayağı hoşuma gitti. Kaba sakal veya koca sakal gibi bir şey koyalım demişler. Hatta hemen açayım o yorumda, nerede bulayım. Şu Paskalya'dan büyülü yumurtamızı bir alalım. Açıyorum. 50k olsun. 50k'dır. Ben hemen o yorumu bulmaya çalışayım. Ben yorum buldum. Koca sakal veya kaba sakal yapalım. Nick'le de uyumlu olsun demiş. Benim de gayet hoşuma gitti. Hemen huzurlarınızda. Buradan pet revertus muydu neydi? Pet ismini değiştiren şey. Bu ekstra ekipman sayfası 424-29 epe düşmüş. Alınır mı? Bence alınmaz. Yani alınır da şöyle. Bize gerek yok şu anda ekipman değiştirecek bir şey değiliz. VS ile uğraşmıyoruz veya bir oraya bir buraya gitmiyoruz. Ben şimdi buraya pet ismi parşömeni miydi neydi? Evet, pet ismi parşömeni. Hemen ondan almak istiyorum. Pet'in ismini değiştirir. Daha fazla bireysellik. Tamam, 49 ep verdik. Bunu aldık. Ben hemen bunu indireyim. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Ben de ilk defa kullanacağım bu arada. Neredesin neredesin? Pet ismi parşömeni buradasın. Hemen seni aldım. Parşömeni petinin üzerine çek. Pet'i gönderip üzerine çekeceğiz zannedersen. Hemen bunu kaba sakal yapmak istiyorum. Huzurlarınızda. Kaba sakal, evet, değiştir. 100k verdik. Petimizi çağıralım. Gayet güzel. Eğer bu isimden rahatsız olursanız birkaç bölüm sonra bunun ismini yine değiştirebiliriz. Elle yani size feda olsun kıymetli dostlarım. Hiç önemli değil. Şimdi ben devam edeyim. Şehre doğru gitmek istiyorum. Nerede benim köy seyahati biletim var? Bununla gidelim. Neden şehre geldiğimizi anlatacağım hemen. Üzerimizde bulunan eşyaları ben önce Channel 1'e gidip pazara bir ekleyeyim. Kıymetli arkadaşlarım, ben hep fonlarımı pazara ekleyecektim ancak 51'e mi kadar düşmüş. Hatta bir almaya çalışalım. Bu weight pazar, bu muhtemelen fiyat düşürmek için yapıyor. Başarılı olmuş. 69M. Yani 69M'e bunu satmak mı mantıklı, açmak mı mantıklı tam bilemedim. Neyse, 70'e atalım, satılırsa bizimdir kıymetli arkadaşlarım. 70'e satılmazsa da biz açarız. 70'in altı da zaten satmak mantıklı değil. Buradan Orhan kardeşime tekrar teşekkür ederim bu app kuponlarını bize verdiği için. Ben hemen bunları 70'e atayım pazarıma. Kıymetli arkadaşlarım, Seyis kardeşimin yanına geliyorum. Neden geliyorum? Seyis dedim, at gemi kazandım dedim. Bunu zaten biliyorsunuz. At gemi görevini aldık. Ama asker at kitabımı almak istiyorum. Bize atımı geliştir diyorum ve asker at kitabımı Seyis'ten teslim alıyorum. Gördüğünüz gibi Kuheylan'ımız artık asker. Şöyle binelim Kuheylan'ımıza ve skillimiz basalım. Yani günlerdir, videolardır bununla uğraşıyoruz. Kaç bölümdür buna uğraşıyoruz. Bayağı bir tilt olduk, zor oldu. Bir derken bir kolaylaştık, hızlandık falan filan ve sonunda asker koyulanımıza kavuştuk. Sağ ol Seyis kardeşim, teşekkür ederim. Simya görevimizi de alalım kıymetli dostlarım. Simyalar da üstümüzde biriksin. Ben köye gelip gittikçe Uriel'den bilgeliğin gücünü de almak istiyorum. %50 de olsa versin. Zaten para pul istemiyor. Bunun herhangi bir şartı yok. Üzerimizde bulunsun yani 24 saat boyunca %50 XP. Neden bulunsun? Çarımız 95'e doğru ilerletirken bize yardım olur. Şimdi depocuya geldim. Ben depodaki artı 7
7 siyah çelik ve artı 7 muharebe kılıçlarımı, envanterimi alayım ve bunları artı 9'a doğru bir götürmeyi deneyelim. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı? Zarar etme şansımız pek yok çünkü artı basmalar şeytan hatırası hariç çok para değil. Umarım güzel bir artı 9 geçer, artı 9'a götürürüz ve para kazanırız. Ben hemen bunları alayım, lonca demirisinde görüşmek üzere. Kıymetli arkadaşlarım, ben depomumda ve üzerinde bulunan tüm siyah çelikleri ve muharebe kılıcı, bunların tamamı artı 7 bir şekilde düşüyor. Metinlerden ve bosslardan. Bunları topladık, zamanla depoya koyduk, yayında da düşürdük. Twitch'te canlı yayınlarımız devam ediyor akşamları. Siz de çıkıp gelebilirsiniz. Twitch kanalımın linkini koyacağım aşağıya video açıklamalar kısmını. 5, 8, 5, 10 daha 18 tane siyah çelik var. 10-12 tane muharebe kılıcı var. Önce siyah çelikleri zırhçı kardeşinde basalım. Ester Beylik loncasının. Bunların hepsini ben bir artı 8'e doğru getireyim. Hatta beraber getirelim. Peti gönder diyor. Peti gönderelim. Başlayalım bunları basmaya. Şöyle yapalım, daha hızlı basarız. Bu arada siyah çeliklerin artı 9'u 1 won. Muharebe kılıçlarının artı 9'u 2 won'dan başlıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Daha bir tane derken ikinci de geldi. Üçüncü gelmedi maalesef. Üçüncü de geldi. Aslında iyi gidiyoruz, fena değil. 4 tane artı 8 oldu. Bunların artı 8 olması aslında bir şey ifade etmiyor. Bizim için önemli olan bunların artı 9 olması. Yani buradan bize 10 tane de artı 8 verse, bir tane artı 9 alamadığımız sürece hiçbir kıymeti yok. Bayağı bir yakmaya başladı. Demirci kardeşim, bunları yakıyorsun. Vallahi helal olsun. Hiçbir şey demiyorum ama şu artı 8'leri 9'a geçirirken de böyle yakarsan külahları değişiriz. Yani yaktım, arka arkaya yakıyor arkadaşlar, siz de görüyorsunuz. 5 tane artı 8 var. 5'te 2 istiyorum. 5'te 2 alırsak gayet güzel olur. 5'te 0, 1'de 0, 2'de 0. Biz yine 3'te 0, 4'te 0, 5'te 0 da yapma ya. Vallahi 5'te 0 da yapma ya. İyi, 5'te 1 yine. Masrafını aldık arkadaşlar. Burada bir kar yazmaz. 1 won'u. Yani 90M civarı da 1 won diyorum ben ona. Masrafını anca aldık çünkü nerede o? Bu şeytan hatırası artı bayağı pahalı. Muharebelere geçelim. Ha, muharebeler için silahçı. Ben silahçının yanına gittiğimde orada tekrar başlarız. Silah ustası kardeşimin yanına geldim. Biliyorsunuz bu silah ustası bizi bayağı bir zorladı, bizi yordu, bizi mutlu etmedi. Vasiyet loncasının silah ustası. Ama umarım bu sefer yüzümüzü güldürür. Yani bu muharebe kılıçlarından bir tane istiyorum ya. Bir tane istiyorum. Gerçekten bir tane geçerse gayet güzel olur. Şöyle gidiyor. Bakalım, daha artı 8'in ucunu göremedik. Biz 9 istiyoruz bir de. Ümidimi yitiriyorum ya. Yemin olsun var ya. Arkadaşlar 3 gündür neredeyse, yani tamam dolu dolu olmasa da, ben bunları biriktiriyorum sonuçta bir ilerleme kaydederiz diye. Ama bir tane bile artı 8 dahi alamadık, şu anda üzdü. Gerçekten. Yapma bunu ya, bu kadar olmaz ya. Tane silahtan bir tane bir kere yükseltme başarılı demedi ya. Yani sağ ol, artı 9 siyah çelik verdin de vermesen de olurdu ya. Hakikaten Allah razı olsun. Bu çarın arkadaşlar artı basmasına güvenmiyorum. Bu çarın artı basma şansı 0. Bu çarın artı basma şansı 0. Kıymetli arkadaşlar, artı basmadan yana şansımız gülmedi. Ama belki efsundan yana şansımız güler. Ben 28 tane efsun çektim. Neden 28 tane çektim? Şöyle göstereyim. Bunu 10K'ya sabitlemek için böyle küsuratı alıverdim. 28 tane de gelmezse 10 kritik. Hiç problem değil, devam edeceğiz arkadaşlarım. Yani bu itemin hakkı 10 kritik. 10 kritiği mutlaka yakalamamız gerekiyor. Ben başlayayım buna. 6 okları savuşturma 1500 EP. Ya bu arada 15 okları savuşturma 10 kritik 2000 EP gelirse havalara uçurur bizi. Umarım gelir. 10 okları savuşturma. Bak, okları savuşturmayı gösteriyorsun. Umarım verirsin bize. Bu arada güzel bir 50-60 savda da dururum. Para edebilecek bir savunma gelirse onda da mutlaka dururum. 10 kritiği gördük. 10 kritiği gördük. 10'da ok savunması var ama XP bonus şansı max CP. Ben bunu geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bu tamam, bize yakışan HP'siz bir item. Yakışmıyor bize ama şöyle de bir şey var. Dünden beri çok fazla efsun harcadık. Diğer itemlerimizi hallettikten sonra bunun üzerine gidelim. Şu anlık idareten bunu kullanalım. Daha sonra HP kritik yakalamaya çalışırız. Şu an 10 kritik bizim için kafi. Ekseri istediğimiz kritikti. Onu da almış olduk çok şükür. Üzerimizdeki ayakkabıya bakalım. 1000 HP, 10 kritik, 5 bayılma, 3 saldırı hızı var. Üstümüzdeki ayakkabı da hakikaten güzelmiş ama bunda 9 da canavar var. Hemen huzurlarınızda giymek istiyorum. Gayet de yakıştı. Bunun 6-7'sine de birkaç tane deneyeceğim. Bir 25'li veya bir 10'lu alırım. Deneriz. Buna da STR istiyoruz. Bizi üzmeden bir STR gelirse 40, 50, 30 bile olur yani. Sorun yok. Biz bunu
böyle illa 50 diye diretmeyeceğiz ama bir STR istiyoruz bu bize yakışan bir item olması açısından. Ben hemen kutsamalarını da çekeyim, biraz deneyelim. Kıymetli arkadaşlarım, kutsama itemi eşyanın 6. ve 7. bonuslarını değiştirir diyor. Bu kutsamalar yani görmüş olduğunuz gibi 129 app karşılığında satılıyor. 129 app de hatır sayılır bir app. Ben o yüzden bir 25 tane alsam 3K eder, bir 10 taneyle şansımı denemek istiyorum. Gelecek olan bir tane de gelmiyor mu zaten, bir 10 tane alalım. Hemen nesne depomuzdan indirelim. 10 tane kutsamayla bir şansımızı deneyelim. Umarım güzel bir şeyler yakalarız. Seni şöyle çekeyim. Yanlışlıkla seni atmayalım. Birinciyle başlıyorum. Gitti 129 app. İkinciyle devam ediyorum. 1 saniye buzun gücünü al. Bu arada 5 saniye buzun gücünü al gelirse onu da satarız. İyi paralar eder. Devam edelim. İkinci eklenen bonus. İkinci eklenen ok savunmasıymış. Ben de kritik zannettim. 35 büyülü STR. Yani satmak için götümüzü yırtmamız gerekir arkadaşlar. Öyle kolay kolay satamayız. 50 gelseydi satardık ama 35'i kolay kolay satamayız. Bizde de bir işe yaramıyor. O yüzden geçeceğim bunu. 200 EP, 4 saniye rüzgar gücü. Keşke rüzgar gücü yerine buzun gücü gelseydi de bunu satardık. Devam edelim. Max EP 300. Kaldı 4 ya. Çok hızlı eriyor kıymetli arkadaşlar. Çok da pahalı. Umarım 4 tane kutsamada bir şeyler yakalarız. Max EP 200, Max EP 30. Ya bunları istemiyorum ki. Değişmedi ya. Değişmedi. 129 EP'mi geri versene kardeşim. Ne yaptın ya? Abi şaka mısın? Yani gördünüz değil mi? 3 defadır aynı efsun geliyor hiç değişmeden. Bu şekilde de olmaz ya. Bu şekilde de olmaz. Bizi dolandırıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Oha! Oha! 4. efsun. 4 tane kutsamam çöp oldu arkadaşlar. 4'ünü de birinde Max EP 30'du. Birinde 60 oldu. 45 oldu. Bu nedir ya? 4 tane efsunum çöpe gitti ya. Allah Allah. Biyolog kardeşimin yanına geldim. Bir yandan ork dişi görevimi de ilerletiyorum. Üzerinde ork dişi var. Ork dişi diyorum. 5 tane kaldı kıymetli arkadaşlar. Kıymetli dostlarım, ben geldim. Size de ekranımı vereyim hemen. Gördüğünüz gibi ben şu anda ninja karakterindeyim. Neden bu karakterindeyim? Bu karakterime 25 tane kutsama çektim. Şeyde vardı. App'im vardı, çektim. 45 tane de efsun nesnesi çektim demek isterdim ama efsun nesnesi çarımın üzerinde vardı zaten. Buna para vermedim. Olan efsunu değerlendiririz diye bu duruyor. Bir efsun bir kutsama gibi gitmeyi düşünüyorum. Umarım bir şeyler yakalarız tatlı. Güzel bir efsun, elit bir ayakkabı bize yakışır. Ben hemen huzurlarınızda devam edeyim. Bu da ninjamda kullandığım ayakkabım. 1000 EP, 10 kritik. Onun yanında 4 saniyede buzun gücü var. Bu işimi görüyor. Umarım buna da böyle güzel bir elit yakalarız. Önce kutsama atalım bir tane. Yine değişmedi ya. Max EP, Max EP delireceğim. Bir tane de efsun atıyorum. Bozdum 10 kritiği. Zaten bir şey gelmedi. Kutsama attım. 450 EP. Artık EP istemiyorum. CP istemiyorum. Güzel kardeşim. Güzel kutsama. Bak. Çok pahalısın. 129 efsin. Yapma bunu bize. Normal efsundan ilerleyelim. Biraz efsun atayım. Önce normal efsunu halletmek istiyorum. Sıkılınca kutsamaya yine geçeriz. Bir KHP. Yanında bir şey yok. Devam ediyorum. Maalesef yine bir şey yok. Ben devam ediyorum. 15 okları savuşturma var ama yanında başka bir şey yok. Derken 5 kritik var. 5 kritik bizi kesmez. Mutlaka 10 kritik istiyoruz. Devam edelim. 3 kritik geldi. Zaten yanında çöp. Bununla da bir şey yok. Devam edelim. 5 kritik, bir KHP, Max CP. Abi istemiyorum ya. Max CP, Max HP istemiyorum. Ne olursun ya. Yine çöp geldi. Ya biz bunu değiştiğimizde muhtemelen üzüleceğiz ama 10, 20, 24 sav bir işe yaramaz. 2 KHP'miz var. 6 okları savuşturma var. 10 kılıç, 10 çal, 2 bayılma falan filan. Bizim istediğimiz buradan. Kritik maalesef o yok. 10 okları savuşturma yine yok. 1000 HP'miz var. Yine başka bir şey yok. Bu savunmalar güzel. Bak kılıç, çiftel. Ondan sonra çan var ama 15-15 gelmesi lazım. Bu şekilde iş yapmaz. Bunu da geçiyorum. Zaten 20 tane attık bile hiçbir şey gelmedi. Doğru düzgün. Böyle ikilemde kalacağımız bir şey bile gelmedi kıymetli dostlarım. Efsun atmak pişmanlıktır. Efsun atmak bu oyunda yani insana kafayı yedirtir. Ama bir yandan da zevkli tabii ki. 10 kılıç, 15 çiftel, yanında başka bir bok yok. Değiştiriyorum. Devam edelim. Maalesef. Devam ediyorum. Yani hızlandım fark ettiyseniz. Hızlı hızlı atıyorum. 10 okları savuşturma. 3 kritik ne ya? 10 kritik versen durduydum ya. 3 kritik, bir KHP. Biz var ya bu efsunu geçtiğimize pişman olacağız ama 15 bıçak, 15 çiftel. 15 15 15 gördüm bir an. 10 da çan var. 30 40 sav ama bir işe yaramaz.
5 kritiği gördüm. Yanında hiçbir şey yok. Kılıç, bıçak, pençe, çan. Abi bu kadar kırık gelmesen bunların hepsi 10 kritiğin yanında gelseydi var ya. 15-15 süper olurdu ama. Maalesef değiştiriyoruz. 10 ok, 15 okları savuşturma. 6 yelpaze, 6 çiftel, 500 EP. Kritik neredesin ya? Kritik vuruş şansı. Kritik vuruş şansı. Devam ediyorum. Oyun bizi duyuyor zannedersem ya. 5 kritik. Allah seni ne yapmasın. 3 kritik. Kritik gelmeye başladı en azından. Bu arada devam edeceğim buna yani. Geldiği yere kadar buna efsun atacağız. 5 kritik, 1 KHP, 10 da ok savunması var ama bir boka yaramaz maalesef. 10 kritik şart ya kıymetli arkadaşlarım. Buna bu kadar efsun attıktan sonra ben güzel bir efsun istiyorum. Yani hakkım değil midir? O kadar efsun harcadık, o kadar ep harcadık. 15 okları savuşturma, 1500 EP versene yanına bir 10 kritik max EP vermişsin. Son kurşunu da attım. Maalesef bundan da bir şey çıkmadı. Tamam, 6-7'ye uğraşalım biraz. 6-7'de bir STR yakalarız belki. Ondan sonra efsunla devam ederiz. Atıyorum. 1 saniye karanlığın gücü 3. eklenen zaten değişecek. Büyülü STR 50 geldi. He, yanında da 200 HP var. Büyülü STR 50. Bunu satarız kıymetli dostlarım. Bunu satarız, bunun yerine yenisini alırız. Ben hemen bunun üst efsununa bir 10 kritik getirip bunu pazarda piyasası neyse ona atmak istiyorum. Yani bu kutsamaların tanesi 129 hep. Bunu 50 STR'ye geçmek için kullanamam maalesef. Ben hemen bunun üst efsununu değiştireyim huzurlarınızda. 68 tane efsun aldım. 68 efsun niye bu kadar çok aldın diyecek olursanız bunun tamamını bu ayakkabıya kullanacak değiliz. Eğer bir efsunda gelirse 67 tanesini başka bir item için harcarız. Ben devam edeyim. Umarım 10 kritiği çok çabuk yakalarız. Atıyorum. Maalesef hiçbir şey yakalayamadık. Şunu da şöyle aşağı almak istiyorum ki yanlışlıkla atmayalım, 50 STR'ye geçmeyelim. Devam ediyorum. Yine hiçbir şey yok. Biraz daha devam edelim. Hızlanıyorum. Oo, bir saniye. 15 kılıç, 15 çiftel, 8 saldırı hızı. 2 kat yan düşme yerine abi şöyle bir de bıçak sal verseydin 15 süper bir item olurdu ama maalesef. 5 kritiğimiz var. 6 çiftel, 15 bıçak yaramıyor. Devam ediyorum. 5 kritiğimiz var. 1K da IP, 10 okları savuşturma. 5 kritikli bu itemi kimseye satamayız. Bu itemi 10 kritik şart kıymetli arkadaşlarım. 3 kritik, 15 okları savuşturmanın yanında hiçbir şey yok. Hadi artık bir yine 5 kritik veriyor. 2K IP'nin yanına 10 kritik vereceksin ya. 3 kritik nedir ya? Yani tam böyle benim şeyimi zorluyor arkadaşlar. Maalesef bunda da bir şey yok. Kılıç, bıçak, 15 de ok var ama hepsi kırık maalesef. Bu neymiş? Bu da kırık. 6-6-6 gelmiş zaten. 2 kritik nedir ya? 2 kritik nedir? Benimle dalga geçiyor item. Bak bu 68 efsun yalan olursa 45-68 neredeyse 150 efsun atacağız sadece 10 kritik için. 2 kritik geldi. Devam ediyorum. 3 kritik geldi. Yine 3 kritik geldi. Aa, 2 KIP, 3 kritik, 8 saldırıcı. 10 kritik gelseydin süper olurdun. Devam edelim. Bunda da bir şey yok. 15 okları savuşturma. İstediğimiz sadece 10 kritik. 5 kritik geldi. Devam ediyorum. Yine 5 kritik geldi. Abi ne olursun artık 10 kritik ver ya. Ağlayacağım burada ya. 1500 CP, 2 kritik diyor ya. Bizimle dalga geçiyor, iteme bak. Yalan ettik, 68 tane efsunu yalan ettik ya. Kaç kayıp gitti. Bıçak, çiftel, çan, bilmem ne. 10 okları savuşturma, sok götüne. 10 kritik, 1 KHP, 6 da okları savuşturma. Yalandan çiftel ve kılıç da var. Yani elit oğlu elit değil ama güzel, satılabilecek, böyle yakışıklı duran bir efsun oldu. Ben hemen bunun piyasasına bakayım. Bunu savaşçıma verip şöyle bunları da, bu arada bunları unutmayalım arkadaşlar. Herhangi bir item efsunlayacağımızda 6-7'sinde falan uğraşırken bunları kullanırız. Ben hemen bunu savaşçıma vermek istiyorum. Bunu satalım. Bunu sattığımızın parasıyla 50 STR'li güzel bir ateş ayakkabı alalım kısmet olursa. 40 büyülü STR'li olanlar kıymetli dostlarım bu şekilde 2K IP 10 kritik. Bunda 1000 IP 10 kritik var bizimki gibi. Büyülü saldırı değeri artı 40 olanlar 45 fon. Ben devam edeyim 50 olanlar ne kadar. Bizim ayakkabımızın neredeyse aynısı. Yani 10 kritik 1 KHP var. Bizim ayakkabımız nerede? 10 kritik 1 KHP var. Onda 4
ok savunması var. Bizde 6 okları savuşturma şansı var. Kılıç çift tel var bizde. Onda da bıçak ve ok var. Yani neredeyse birebir aynı. Max CP var. Bizimki bundan bir tık daha iyi. Max CP 50, büyülü STR 50 gelmiş. Bize ne gelmiş? Max CP 200, büyülü STR artı 50. O 54'e koyduysa bizim ayakkabımız çok rahat 55 eder. Ben ayakkabıyı 55 atacağım. Satılmazsa 54-53 diye aşağı doğru giderim. Şimdilik 55'e pazara koymak istiyorum. Ya bir saattir oyuna girmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi oyuna giriş işlemi yapılıyor diyor. Buradan startı verdikten sonra oyun tak bir anda kapanıyor. Umarım bu sefer kapanmaz. Doluyor bu şekilde. Tam açılıyor gibi oluyor. Bir şekilde oyuna giremiyorum. Tekrar deneyelim. Metin 2, Metin 2. Ömrümü yedin Metin 2 be. Şimdi attı da az önce komple client kapanıyordu. Yok giremiyorum. Bir sıkıntı var ama. 5 hours later. Maalesef giremiyorum dostlarım. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu videonun da sonuna geldik kıymetli arkadaşlarım. Şimdi oyuna giremeyince bir baktım, video süresi bayağı olmuş. Oyuna girmekle uğraşacaktım ama bu sefer de şey olacak. Videoyu da yetiştirmem lazım sizlere bir an önce izleyin diye. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Twitch canlı yayın linkimizi açıklamalar kısmına bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.